bağırsaklarımızdan tutup, üyelerimizden tutup ve gece 16 Temmuz sabahına yerle bir olmuş bir Türkiye olarak.
Erdoğan
Yani
ayrılabilirdi. Ama Mesaj ayrılmadı. bırakmıyor çünkü yeniden bizi dinliyorsa ona da selam söyleyeyim. Evet. Şimdi daha yeni projelerim var. Bir sürü işe başladım. Aynı anda
Arkadaşlarla ben bir kısa ara zamanı isteyeyim çünkü korkularını
Fiyatları kaçmayın, siz kazançlı çıkın. Fark 10.
Geç çıktık ama bu süreç gerçekten çok önemli süreç. Bu süreçte
sahibi olması gerekiyor. Az önce birinci bölümde dedi ya, bu genel seçim değil, yerel seçim değil. Bu da tüm üyelerin hepsi, alandaki tüm üyelerimizin hepsi çok önemli. Çünkü doğru bilgi aktarmaları gerekiyor. Biz kendi istihbarat içerisinde anayasa maddeleri oylanmaya başladığından beri zaten ön hazırlığımızı yaptık. Tüm teşkilatlarımızı bilgilendirdik. İşte hatiplerimizi, hatiplerimizi seçtik. Biz ilk önde tüm detayına kadar tüm maddeleri teşkilatlarımızı anlattık. Ondan sonra sahaya çıktık. Dedim ya, bizim insanlara ulaşmamız çok önemli. Onların gönül rahatlığıyla tercihlerine evet vurmaları çok önemli. Bu noktada tabii artık sürecin içerisine girdik. Şöyle söyleyeyim ben size. BİM o merkez ilçeyle birlikte 12 tane ilçem var, detaylarım var. 10 tane de beldem var biliyorsunuz. Tüm teşkilatlarımız, beldeleri saymıyorum. Bakın, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe teşkilatları olarak, ki merkez için kadın kolları, gençlik kolları yok biliyorsunuz. 711 kişi var. Başkan vekilimiz var, bir milletvekilimiz var. Tüm herkes şu anda sağda. Bu arada belediye başkanlarımızı, belde belediye başkanlarımızı saymadık. Herkes tüm son hızıyla çalışıyor. Az önce de dediniz, yaklaşık 2 haftadan beri burada 16 Nisan itibariyle milletvekillerimizle giderken, siz artık ilerinize çalışmalarınıza başlayın dediler. Sayın Milletvekilimiz Ayhan Gider Bey o süreçte geldi ve ulaşmadığı yer kalmamacasına çalışıyor. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Ayhan Bey de burada 6 gündür çalışıyor. Şimdi tabii şöyle, seçim koordinasyon merkezlerimiz var bizim. Seçim koordinasyon. Başkanımız da bizim daha önce hem geçtiğimiz dönemde 7 Haziran'da bir kısımda hem 2010 yılındaki genel seçimlerde milletvekilliği adaylığımızı yapmış Sayın Sebahattin Güler. Bizim SKM başkanımız ne yapar seçim koordinasyon merkezi? Biz burada bilimselliğinde il başkanı gittiğinde teşkilatlarımızın çalışmasının noktasında programımızı yaptığımız yerdir. Bizim. Sabah 8'de şimdi akşam 12'de mi kapanıyor? Yani vatandaşım da gelip bir soru sorabilir mi? Tabii vatandaşımız biliyor. Mesela seçim koordinasyon merkezim zaten ayrı bir yerde, ayrı kişilerle çalışan büyük bir ekibimiz var orada. Geliyor diyor ki mesela merak ediyor. Bugün diyor, ben diyor grup başkan bilgimiz Bülent Turan Bey'in programına katılacağım diyor. Nerede? Zaten alırız. Hemen programını verebiliyoruz. Ya da diyor ki ben ilk başkanımın yanına gideceğim. Hemen tıp oradan programını görebiliyor. Veya bir aynı ilçem o gün ne çalışma yapmış? Akşam bu raporu gelir. Veya benim Ecevabat ilçem ne çalışma yapmış? Nereye gitmiş? O raporu gelir. Sistem. Bu seçim koordinasyon merkezimiz bizim sistem. Ve şimdi görüyorsunuz mesela ekiplerimiz sağda. O programları SKM tarafından, seçim koordinasyon merkezi tarafından yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz Ayhan ekibimiz 15 gündür burada sürekli çalışıyor. Tüm programları hazır gidiyor, çalışıyor. Orada teşkilatlarımızla birlikte hareket ediyor. Halkımıza ulaşıyor. Kimi zaman bireysel ulaşıyor, kimi zaman işte topluluk şeklinde ulaşıyor. Niye? Geliyoruz grup başkan ekibimiz, grup başkan ekibimiz de birazcık daha sonra geldi. Ama bizim şeyler olsun ki Çanakkale altın çağını yaşıyor diyorum ben. Bizim grup başkan ekibimiz Türkiye'ye mal oldu. Allah razı olsun ondan. Sizler de televizyoncu olarak, radyo televizyoncu olarak görüyorsunuz zaten. Her gün ayrı bir kanalda çıkıyor. İşte ATV'sinden sonra, ABD'den sonra, TV'sinden sonra.
Dediğim gibi
karar vereceğini inanıyorum ve ivmenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada isterseniz aklınızda sizce de takılı bir şey varsa ya da aklınızdan sizlere geliyorsa o noktada size cevap verebilir miyim süreç yeterse? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.